Merhaba değerli dostlarım. Hepinize Kanal A Türk ekranlarından selamlar, saygılar, sevgiler. Bu arada Kanal A Türkiye'de bu bilgileri paylaşmama yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Size bugün sürü yönetiminden ama sürü yönetiminde özellikle hayvan konforundan söz etmek istiyorum. Şimdi sürü yönetimi deyince çok geniş bir konu ve bu kadar geniş bir konunun içerisinde hayvan konforu da yer alıyor. Aslında sürü yönetimi birçok bilim dalını içerisine alan bir konudur. Ama bugün sadece hayvan konforu ile başlayacağız. Biliyorsunuz bizim programımızın adı Mutlu Hayvancılık. Biz hayvanların ve hayvan sahiplerinin mutluluğu için gerekenleri burada anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hayvan konforu da mutlu hayvanlar için gerekli. Neden hayvan konforu? Yani hayvana konfor sağlayacağız da ne olacak? İşte zaten konu bu. Konu bu. Konfor, hayvana sağladığımız refah aslında hayvanın genetik potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli. Çünkü genetik potansiyel konfor ile ortaya çıkıyor. Ana sistemimiz zaten sürü yönetiminde ana ilkesi olan kuru, temiz ve rahat bir ortam. Hayvanlar kuru, temiz ve rahat bir ortamda yaşayacaklar. Değerli dostlarım bir de aklınızda olsun, sık sık grup değiştirmeyin. Genellikle serbest yani boynundan bağlı olmayan çiftliklerde böyle bir grup değiştirme hatası vardır. İşte bu daha az veriyor, bunu buraya, bu daha çok veriyor, bunu bu buraya, bunu buraya. Bu çok verenler burada, az verenler burada, şu grubu buraya alalım, bunu buradan çekelim falan. Bunlar hiç doğru değil, sık sık yapılmaması lazım. Sık sık yapılıyorsa bunlar iyi değil. Yatma yerini mutlaka test edin. Yatma yerini test edin. Örneğin Amerikalılar dizüstü düşme testi yaparlar. Yani iki dizlerinin üstüne ineklerin yatacağı yere pat diye düşerler. Sizin diziniz acıyorsa o 500-600 kiloluk hayvanın dizi ne kadar çok acır bir düşünün. Yani bunu anlamanız için o diz üstü düşme testini yapmanız lazım. Göreceksiniz diz üstü düşme testi yaptığınızda canınız yanıyorsa ineklerin de yatarken ve kalkarken canları çok yanıyor demektir. Bu büyük bir sorundur. Bunu sakın diz üstü düşme testini yapmadan karar vermeyin. Nedir bu? İleride anlatacağım. Serbest sistemlerde yemlik önünde 75 santim hayvan başına yer ayırmaya gayret edin. Çünkü onu da ileride açıklayacağım ama şimdiden söyleyeyim. Bütün hepsi ineklerin gittiği zaman yemliğe hepsi yer bulup yeme yanaşabilsin. Zaten aslında çiftliklerdeki hayvan refahının ana sisteminden biri de bu değerli dostlarım. İstediği anda yeme, istediği anda suya kolayca ulaşabilmesi lazım ineğin. İstediği anda yeme, istediği anda suya kolayca ulaşabilmesi lazım. Bu konu Türkiye'de ne yazık ki çok büyük eksiklikler içeriyor. Bunu söylemiş olayım. Yemlik kesinlikle boş olmayacak. Sürekli dolu bir yemlik istiyoruz. Sıklıkla da bu dolu yemlik hayvanlar öne doğru iterse onu tekrar hayvanlara doğru geri itmek lazım. Günde en az 4 hatta tercihen 6 kere bu öne itme vazifesini yapmamız lazım. Yani yemlikten yemler şöyle uzaklaşmışsa ya da yem seçtiyse inekler yem seçmeye heveslidirler, yatkındırlar. Hemen o yemleri tekrar önlerine doğru iteceğiz.
her zaman daha konforlu ve daha rahat bir ortam sağlamaya gayret edeceğiz. Burada bir notum var size. Not şöyle: İyi ile yetinmek doğru değildir. Daima daha iyisi olabilir. Yani aslında iyi bulduk, tamam, yeter demeyeceğiz. Daha iyi, daha mükemmele doğru taşımaya çalışacağız. Çünkü böyle daha iyiye alıştık ve kabul ettik, bu kadar olsun dedik. Hayır, daha ileriye, daha moderne, daha rahata ve daha mükemmele doğru taşımaya çalışacağız çiftliğimizi. Değerli dostlarım, kısıtlayıcı koşulları mutlaka saptayıp düzeltmeniz lazım. Normal inek davranışlarını biz arzu ediyoruz. İneğin strese girmemesi için normal inek davranışlarını arzu ediyoruz. Normal inek davranışlarını siz ya da ortam kısıtlıyor iseniz, ortam da kısıtlıyor olabilir, siz de kısıtlıyor olabilirsiniz. Bunlar doğru şeyler değil. Normal inek davranışları nedir? Mesela hayvanı siz bir dama bağlamasaydınız ya da bir ahıra sokmasaydınız nasıl yaşardı inek? Nasıl yaşardı onu düşünün. Kendi haline bıraksaydınız nasıl yaşardı? İstediği zaman kalkar, yem arar, bulduğu kadar yem yer. İstediği zaman yatar, geviş getirir. İstediği zaman kalkar, su içmeye gider. İstediği zaman yem yer. Yani arzusuna bağlı olarak. Bu bizde sürekli kısıtlanıyor bu olay. Bu kısıtlamalar doğru değil. Onun için kısıtlayıcı koşulları saptayalım ve düzeltelim. Bunlarda da ülkemizde ne yazık ki çok büyük sorunlar var. Ve tekrar aynı sözü bir daha edeceğim size. Konfor genetik potansiyeli ortaya çıkarır. İnekler yatarlarsa ve geviş getirirlerse işletme karlı olur. Çünkü yatan ve geviş getiren inek, konforlu inek işletmeyi karlı hale geçirir. Demek ki en önemli konu bu. İnek yatıyor mu, geviş getiriyor mu? Bunu gözlememiz lazım. İnekler yatmıyorlarsa ve geviş getirmiyorlarsa başımız dertte demektir. Süt verimimiz istediğimiz seviyede olmayacak demektir. Geviş getiren ve yatan inekleri istiyoruz. İneklerin tümü her dakika ve hepsi aynı anda geviş getirmez tabii ki. Ama bu geviş getirme oranını gözlemek lazım. Örneğin 10 tane ineğin yan yana yattığı bir ortamda o an için 7 tanesinin en az %70'inin hiç olmazsa %50'sinin geviş getiriyor olması lazım. Hadi %70'i bulamadık ama hiç olmazsa %50'sinin geviş getiriyor olması lazım. Fazla değil. 5 dakika şöyle bir izleyin o onluk grubu. 5 dakika. 5 dakika izlediğinizde zaten durum size kendini gösterecektir. 5 dakika sonra anlayacaksınız siz olayın neresindesiniz. Eğer bu geviş getirme oranı %70, %60, %50 gibiyse iyi. Ama %40'a düşmüşse alarm veriyor size. Alarm veriyor. Bir sorununuz var. Büyük bir ihtimalle de bu sorunu asidoz, yani mide ekşimesi olarak görebiliriz. Büyük ihtimal. Tabii bu arada aklınızda olsun değerli dostlarım. Yem değişikliğini de sık sık yapmayın. Hani en başında grup değişikliği, yer değişikliğini sık sık yapmayın dedim ya. Yem değişikliğini de sık sık yapmayın dostlarım. Isı stresi, yaz aylarında özellikle ısı stresi büyük sorundur. Ve bu soruna lütfen inanın. Türkiye'de ne yazık ki herkes soğuktan korkuyor. Aslında soğuk ineklerin zararına değildir. Sıcaktır zararına olan.
sıcak. İnek sıcaktan hoşlanmaz. Sıcak stres yaratır ve inekler bundan hiç hoşnut olmazlar. Isı stresinde yaşananlar adeta hayvanı içten içe zehirliyor değerli arkadaşlar. Isı stresi öyle bir şey ki hayvanlar içten içe zehirleniyor. Vücutta yanlış biyokimyasal reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Bakın size bazı bilgiler vereyim ki bu hayvanların neden hoşlandığını anlayın. Bir aydan küçük buzağların ideal ortamları +10 ile +25 derece. Bir aydan küçük buzağların. Bir aydan büyük buzağlar için ideal ortam 0 ile 22 derece. Bakın 0'a düşse bir şey yok. 0 ile 22 derece. Ama laktasyondaki inekler yani büyük inekler, ergin inekler -15 ile +25 arasında rahat ederler. -15 ile +25. Size daha belirgin bir bilgi vereyim arkadaşlarım. Kesinlikle bunu bilin. İneklerin en sevdiği sıcaklıklar +4, +8 derecedir ki bu da buzdolabı sıcaklığıdır. Bakın. +4, +8 derecedir ki bu da buzdolabı sıcaklığıdır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani soğuktan korkmayın, aksine sıcaktan korkun. Sıcak daha tehlikeli inekler için. Neden? Kürkü var üstünde. 1. 2. İşkembesi çalışan hayvan zaten sürekli enerji üretiyor demektir. Eğer bunu biliyorsak zaten anlarız bu hayvanların sıcaktan sorun yaşayacaklarını. Sıcak stresini sık soluma ile görürsünüz. Ülkemiz, değerli dostlarım, Akdeniz ülkesidir. Ülkemiz bir Akdeniz ülkesidir. Ülkemizin bazı yerlerinde 6 ay ısı stresi, sıcaklık stresi mutlaka olur. İzmir bölgesinde 6 ay sıcaklık stresi olacağı garantidir. Ama efendim soğuk yer var, neresi? Erzurum. Orada da 2 ay olur. Ama olur, olur. Türkiye'nin neresinde olursa olsun belli bir dönem, kimisinde 2 ay, kimisinde 6 ay, hatta kimisinde 7 ay. Sıcak stresi olacaktır. Yani bir sıcak stresini bilelim, inanalım ve zararlı olduğunu görelim, tedbir alalım. Sıcakta bir kere hayvan kızgınlık belirtilerini daha yavaş, daha hafif gösterir. Daha sessiz kızgınlık gösterir. Daha belirgin kızgınlık göstermez. Daha sessiz kızgınlık gösterir. Ve süt veriminde azalma olur. Tabii süt veriminde azalma olduğunu zaten herkes biliyor. Süt veriminde azalma olduğunu zaten herkes biliyor ama bunu yazın olan ve kaderin bir durumu diye görüyorsunuz. Hayır, kader değil. Bunun akabinde olanları söyleyeyim size, daha kötüsü. Bunu takip eden 2-3 ay içerisinde döl tutmama ve topallık sorunları çıkıyor. Döl tutmama ve topallık sorunları çıkıyor. Onun dışında süt verimi azalıyor ama süt yağı da azalıyor. Hatta sütü alan mandıra, şirket veya süt fabrikası süt yağınız azaldı diye sizin sütünüzden şikayetçi oluyor. Bunları da bilin. Eğer inekleriniz yüksek süt verimli ise, yüksek süt verimli inekler ötekilere göre daha hassas oluyorlar ve onların sıcak stresi +18'den itibaren başlıyor. Normalde sıcak stresi 21-22 dereceden sonra başlıyor ineklerde ama yüksek verimli inekler daha hassas olduğu için +18'den itibaren onlar sıcaklık stresinden dertleniyorlar arkadaşlar. İnekler tabii ki sıcak havada daha az yem tüketiyorlar. Neden? İşkembelerindeki çıkan enerji miktarını azaltmak ve serinlemek istiyorlar.
Daha az yem tükettiklerini bildiğimize göre sıcak stresi olduğu günlerde ineklerin yem içeriklerini, yani yemin besin maddesi yoğunluğunu arttırmamız lazım. Daha az yese bile aynı gıdayı verebilmek için daha yoğun bir besin maddesi içeriği olması icap eder. Barınaklara iki sıra fan konulmasını tavsiye ediyoruz. İki sıra. Bir sıra yemlik hizasında, bir sıra da yatak yerleri hizasında. İki sıra öneriyoruz. Fan. İki sıra fan, pervaneler. Bu arada yatmayan, ayakta duran inek varsa, sebepsiz yere yatmayan, ayakta duran inek varsa mutlaka gözleyelim. Sebepsiz yere ayakta dikilen hayvanlar çiftliğin zararınadır. İşletmenin zararınadır. Bakın, inek yatacak ve geviş getirecek demiştik. Ayakta ise ne zaman olur? Yem yemeye gitmiştir, yem yiyordur, yem yemekten dönüyordur. Su içmiştir, su içmekten dönüyordur, yatacaktır ama ayaktadır. Veyahut sağımdan dönüyordur, veyahut kızgınlıktadır. Veya kızgınlıktadır. Yani bir sebebi vardır. Bunun dışında sebepsiz yere ayakta duran inek zararımızadır. O yüzden bakacağız ve sebepsiz yere ayakta duruyorsa ortamı beğenmiyor demektir. Ya yatma yerini beğenmiyor, ya yatma yerinin havasını beğenmiyor. Onunla ilgili sorunlar var. Yatma yeriyle ilgili bir derdi var. Ya yatma yerine güneş geldi, bakın onu da sevmez. Güneş ışığını da sevmez. Fanlar, bu fanlar, demin bahsettiğimiz fanlar, genel bilgiye göre çapının 10 katı aralığıyla dizilmiş ve pis havayı iterek barınaktan uzaklaştıran şekilde olmalıdır. Yani piyasada şu anda ne yazık ki nereden çıktı da onu da bilmiyorum. Barınak içerisindeki havayı döndüren helikopter tipi fanlar var. Bunları tavsiye etmiyoruz. Helikopter tipi değil. Hayvanın üzerinden geçip pis havayı alacak, hayvanı serinletirken pis havayı öbür taraftan dışarı atacak çapının 10 katı aralığıyla dizilmiş fan sistemleri istiyoruz. Demek ki çapı 1 metre olan fanlardan dizmişsek 10 metrede bir fan dizeceğiz. Çapı 140 santimse 14 metrede bir fan dizeceğiz. Hayvanların üzerine gelip yalayıp öbür taraftan pis havayı atacak. Damın başından sonuna kadar bu şekilde dizeceğiz. Evet. Barınağın içerisinde havayı döndürüp duran, çorba gibi eden fanlarla işimiz yok. Evet. Sıcak günlerde ise bu fanlar yeterli olmayacak ve vücudun orta kısmına gelecek şekilde su püskürteceğiz. Yani duş vereceğiz, duş yapacağız. Su püskürteceğiz, yani duş yapacağız. Bu duşlamayı 15 saniye veya daha az yapabiliriz. 15 dakikada bir, 5 ila 15 saniye arasında duş halinde yapabiliriz. Bakın, ısrarla duş dedim değil mi? Yani pülverizasyon, sisleme değil. Hayvanın üzerine, neresine? İşkembe ve karaciğere denk gelen orta, vücudun orta bölgesine. İşkembe ve karaciğere denk gelen vücudun orta bölgesine. Bu bölgeyi mutlaka soğuk, serin tutmalıyız. Duş süresini de, yani ben dedim ya şimdi 15 dakikada 5-15 saniye diye. Bunda da dikkatli olacağız. Neden? Duş süresi ve duşun aralığını, duşlama aralığını yaparken altları, yani hayvanların ayaklarının dipleri göllenmeyecek. Su birikmesi olmayacak. Su birikmesi oluyorsa 15 dakikayı 20 dakikaya, 30 dakikaya çıkarabiliriz ya da
Efendim 15 saniye ise onu 3 saniyeye düşürürüz. Mesele ne? Mesele ne? Ayaklarının dibine sular böyle gelip göllenmeyecek. Sadece bizim derdimiz sırtını ıslatmak. Yani fanları çalıştırırken ve duşlama yaparken gözleme de yapacağız, gözleyeceğiz. Eğer gözlemiyorsak, gözleyemiyorsak bu rakamlar doğru olmaz. Bu rakamları tahmini söylüyoruz. Size durum anlatacak onu. Ve kesinlikle daha neler gözükecek, duş taneleri pülverizasyon değil, sisleme değil, tekrar ediyorum. Sıcak stresini eğer önlersek ileride döl tutmama sorunlarımız azalacaktır ve ayak hastalıklarının görülme sıklığı da azalacaktır. Bunu göreceksiniz. Eğer sıcaklık stresiyle mücadele ediyorsak. İnekler gün içinde büyük bir zaman diliminde yatmalıdırlar. Bunu en az 14 saat olarak söylüyorlar ama 14 saat ama bu 1000 dakikaya kadar da çıkabilir. Yani 16 saate kadar da çıkabilir. Ama 14 saat ideal. Yani 840 dakika ile 1000 dakika arasında günün 1440 dakikası var biliyorsunuz. 24 saat. 24 saat 1440 dakika. Bunun 840 dakikası ile 1000 dakikası arasındaki bir zaman diliminde toplam tabii toplam yatmalı inek. Yani bunu da gözlememiz lazım. Bunu da gözlememiz lazım. Hatta tabii ileri aletler var. Bunun ne kadar yattığını, ne kadar ayakta kaldığını gösteren de aletler de var. Ama bu bir gözlemdir. Gözlemdir. Yani inekleriniz lüzumsuz yere ayakta durmayacak. İnekler eğer belli bir sağım bölümüne yönlendiriliyor ve orada sağılıyorlarsa, orada sağlıyorlarsa, sağımhane önünde beklemeleri stres faktörüdür. İnekler eğer sağımhane önünde uzun süre vakit geçiriyorlar ve orada strese giriyorlarsa, o bölgenin de fanlarla serinletilmesi lazım. Bekleme alanının da fanlarla serinletilmesi lazım. Çünkü inekler etraflarına sürekli ısı salarlar. Ve bu sürekli ısı salma meselesinde birbirlerini ısıtırlar. Yanındaki arkadaşı onun da yanındaki arkadaşını ısıtır. Dolayısıyla ineklerin bekleme alanında uzun süre kalmaları strestir. İlla bekliyorlarsa, kalabalık bir grup halinde hele bekliyorlarsa, orayı da pervanelerle, fanlarla serinleteceğiz. Ve havayı da, pis havayı da oradan atacağız. Tabii bu yönde en çok önerilen tabii robotlardır, robot sağımdır. Neden? Çünkü o zaman robot sağımın önünde büyük bir kuyruk olmaz. Olsa olsa bir iki inek olur. Neden? Çünkü inekler arzu ettiklerinde robot sağıma gidip kendilerini gönüllü olarak sağdırıyorlar. Zaten robot sağımın öteki adı da gönüllü sağım sistemi. Gönüllü sağım sistemi. Yani onlar, yabancılar, voluntary milking system diyorlar. WM VMS, Voluntary Milking System, yani robot. Robota kendini arzu ettiğinde sağdırdığı için robotun önünde kuyruk olmuyor. Olsa olsa belki bir, belki iki inek oluyor. Daha fazla inek olmuyor. Böylece sağımhane önünde bekleyerek inekler strese girmiyorlar. Birbirlerinin sıcaklığından etkilenmiyorlar. Evet. Şimdi yatma konusuna tekrar geri dönüyorum. Bakın dönüp oraya geliyoruz. Eğer yatma konusu bir sorun halindeyse bu ense demirlerine bakmak lazım.
Zaten ense demirleri bize kendini gösterir. Bu duraklı sistem ya da yatma yeri olan sistemlerde bir ense demiri vardır. Bu ense demiri çok berideyse biraz öteye almak lazım. O zaman yatamıyorsa, çok berideyse biraz öne almak lazım. Çünkü inekler yatarken böyle dirseklerini vurarak yatar, kalkarken de ileri doğru esneyerek kalkarlar. Bir süre sonra anlaşılır bu ineğin rahat edip etmediği. Eğer biz gözlüyorsak, eğer gözlemiyorsak anlayamayız. Çünkü sistemin bir bölümü de gözlemdir. Nasıl temiz, kuru ve rahat ortam dedik, iyi de gözleyeceğiz. Sürü yönetimi sistemi. Demek ki bu ense demirine dikkat edeceğiz. Yatarken ve kalkarken hayvana sorun oluşturuyorsa biraz daha öteye alacağız. Daha berideyse daha öteye alacağız. Havalandırma o bölgede iyi değilse yine inek iyi bir ortam olmadığına kanaat eder ve orada yatmak istemez. Döşekler var, döşek. Yani yatak değil, yatakların arasına da sünger tabakası konulmuş döşekler var. Mesela bu güzel bir ortamdır. Neden? Böyle vururken canı yanmaz döşeklerde. Bir kere ülkemizde hala bu 500-600 kiloluk ve bizim işte 30 litre, 40 litre, 50 litre süt vereceğini düşündüğümüz inekler hala ne yazık ki betonda yatırılıyor. Böyle bir hayvan konforu olmaz. Aslında böyle hayvancılıkta olmaz. Ama yapıyoruz. Yapıyoruz ama onların verebilecekleri sütü alamıyoruz. Verebilecekleri sütler aslında daha yüksek. Şimdi diz vurma testine tekrar geleyim. Ben baştan söyledim size bu diz vurma testini. Bir daha aynı şeyi söylemek istiyorum. Diz vurma testi nedir? Daha yapılırken dam, ahır, barınak neyse yapılırken dizinizi vurup orayı bir test edeceksiniz. Sizin canınız yanıyorsa zaten o kadar ağır bir ineğin mutlaka yatıp kalkarken canı yanıyordur. Ve bunları doğru yaparsak oraya göre bir döşek içinde iki tabakanın arasında bir sünger tabakası olan döşek ya da kum altlık olabilir. Yani kuma nasıl mesela plajda yattınız. Canınız yanmıyor. Betonda yatmıyorsunuz. Kumun üstüne yatıyorsunuz. Ense demiri düzeltilecek. Yatak yeri sertse inek orayı beğenmez. O zaman yatmaz. İnekleri iyice gözleyip ineğin davranışlarını okumak gerekir. Eğer ineğin davranışlarını okuyorsak inek mutlaka bize bir şey anlatacaktır. Çünkü inekler konuşur. Yeter ki biz onun lisanından anlayalım. İnekler konuşur. Sağım rutini çok önemlidir. Aslında inekler rutin hayatı severler. Rutinden hoşlanır inekler. Sağım rutini çok önemlidir. Günlük rutinleri bozulan inekler mutlaka strese girerler. İnekler sürprizleri sevmezler. Sürprizler inekler için strestir. Kibar davranışlardan hoşlanırlar. Bu konuda tabii ki hiç doğru bir bilinç yok Türkiye'de ne yazık ki. Birkaç çiftlik hariç, birkaç düzgün çiftlik hariç. Böyle bir bilinç yok. Bir ineğin 40 kilo süt verebileceğine inanıyoruz. 50 kilo süt vereceğine inanıyoruz. Daha fazla süt verebileceğine bile inanıyoruz. Ama o hayvanın kibarlık isteyeceğine inanmıyoruz. İnekler kibar hayvanlardır ve kibarlık isterler. Haşin, sert davranışlar, hatalı davranışlar, itip kakma, vurma, özellikle sağıma giderken yapılan haşin muameleler sütün %10 ila 20 daha az alınmasına sebep olur. Evet, eğer hatalı, haşin ve sert davranış yaparsak sağım esnasında ya da sağıma giderken
%10 ila 20 oranında daha az süt alırız. Bakın, bakın zarara bakın. Haşin davrandık diye. Evet, bunlara yurt dışında çok dikkat ediyorlar değerli dostlarım. Çok dikkat ediyorlar ama bizde ne yazık ki böyle bir dikkat yok. Biz hala betona yatırıyoruz. İnekleri sağıma götürürken itip kakıyoruz. Hortumla, sopayla vuran insanlar gördüm. Bunlar sizin aleyhinizedir, zararınızadır. Çünkü inek o gün sert davranırsanız 10-20 oranında eksik süt vermekle beraber o hafızasında kalır. Bir daha sefere doğru davransanız da o aklında kaldığı için yine eksik süt verir. Bizim işimiz süt almak, yapmayın. Evet, inekler uzun süre makaslarda kilitli olarak bekletilmemelidir arkadaşlar. Şimdi bazı çiftliklerde görüyoruz. Hayvanın birine suni tohumlama yapılacak. Bir tanesi hasta mı değil mi diye bakılacak. Birinin ateşi alınacak. Ötekinin efendim ayağının altına bir şey, bir yara var mı bilmem ne bakılacak falan. Bir tanesine belki enjeksiyon iğne yapılacak diye. Bütün hayvanların önüne yem konuluyor. Hayvanlar yemliğe geliyor ve kilitleri kilitleniyor. Bütün hayvanların. Sadece onların değil. Bütün hayvanların. Ve o hayvanların işlemi bitene kadar ve hatta ondan daha sonra o kilit açılmıyor ve hatta unutuluyor bile. O hayvanlar öyle mecbur efendim kilit altında kalıyorlar. Hatta daha kötüsü yemlerini yesinler diye zorla kilit altına alınıyorlar. Bunlar hiçbiri doğru işler değil. Çünkü hayvan davranışlarını kısıtlıyor ve hayvan davranışlarına aykırı. Evet. Onun için değerli dostlarım makaslarda kesinlikle kilitli olarak bekletmeyin. Bekletirseniz de çok az bir süre bekletip derhal açın. Sağıma giden hayvanlara nazik davranın demiştim. Sağım esnasında da sağıma ön hazırlık, sağım öncesi hazırlıkta da çok nazik, çok sakin davranın, sakin, sakin davranın. Telaşla, hızla yapılan davranışlar çok kötüdür. Ön daldırma yapın, bu arada ön daldırma yapın. Bir temiz havlu veya bez havlu veya kağıt havlu olabilir. Temizleyin, bakın ve acaba kirli mi? Kirliyse o havlu, hala kirliyse ön daldırmaya rağmen tekrar bir daha yapın aynı işlemi. Yani bir ön daldırma yapıp tekrar yapın. Burada bir dakika hatta 1,5 dakika geçirin arkadaşlar. 1 dakikadan fazla vakit geçirin. Oyalanın, sakin yapın. Bitse de gitsek demeyin. Bitse de gitsek demeyin. Ve bu sizin sağım zamanınızı arttırmaz. Çünkü bu işlemler aksine memeye daha hızlı süt gelmesini ve sütün daha hızlı inmesini temin eder. Sağım zamanımız uzayacak sanmayın. Sağım zamanınız kısalır. Kısalır. Daha güzel sütü indirirsiniz. Evet. İnekler yeme ve kolay bir şekilde suya ulaşabilmelidirler. Arzu ettiklerinde ve arzu ettikleri zaman içerisinde ulaşabilmelidirler. Aslında normal, her şey yolunda, konfor yolunda, her şey iyiyse, önlerinde yem varsa, sulukları doluysa, inekler 24 saat içinde, yapılan çalışmalar var dünyada, 11 kere yeme gidiyorlar, 13 kere suya gidiyorlar. 11 kere yemliğe gidiyorlar, 13 kere suluğa gidiyorlar. Normalse her şey. Bunun altına düşüyorsa beğenmiyor demektir. Mutlu değil, yattığı yerden mutlu değil, yemlik boş veyahut mesafe uzun. Yaşlı inekler, özellikle gençleri ve düveleri, burada arkada fotoğrafta da şu anda bunu görüyorsunuz, yaşlı inekler, gençleri ve düveleri iterek yemlikte onların önüne geçerler ve öteki düveler ya da gençler arkada kalırlar. Bakın fotoğrafta görüyorsunuz. Ne yaptı?
Zavallı arkada kaldı, yeme ulaşamadı. Bu hayvan davranışlarına ters. Ve fotoğraf çok belirgin gösteriyor. Hayvan davranışlarına ters. Yem yiyemedi, ötekiler önüne geçti. Ne dedik? 75 santim mesafe olacak hayvan başına ki aynı anda hepsi gittiği zaman dahi bir sorun çıkmasın ve herkes kendine yem yiyecek bir yer bulsun. Ne oldu şimdi? Ahır kalabalık, sıkışık, lüzumundan fazla hayvan var. 75 santimin altında mesafe verilmiş ve ne yapıyor hayvan? Ötekinin gerisinde kalıyor. İriler, tecrübeli inekler diyelim, önde. Onlar yiyip duruyor. Zavallı tecrübesiz genç düve ya da yeni bu işlere yeni başlamış bir düvecağız arkada kalıyor. Buna meydan vermemek lazım. Bu sürü yönetimine ters. Ve bizim de zararımıza. İnekler 15 metreden daha fazla yürümek zorunda kalmamalı suluğa gitmek için. Yani suluklar da belli sırada olmalı ki bir inek suluğa gitmek için lüzumsuz yere 15 metreden daha fazla yürümemeli. 15 metreden daha fazla yürümemeli. İnekler güneş ışığından da hoşlanmazlar değerli arkadaşlarım. Mecbur kalıyorlar, güneş ışığında yatıyorlar, görüyorum. Fakat aslında hoşlanmazlar. Neden? Onlar için güneş ışığı aslında sıcak demektir. Onun beyninde o vardır. Yani bu güneş ışığı beni ısıtacak. Sıcak stresi. Onun için loş ve serin yerleri tercih ederler. Bununla ilgili çok çalışma var. Ve Amerika'da loş ve serin tutacak şekilde yapılan damlar çok daha iyi süt verimi sağlıyor. Loş ve serin olacak. Güneş ışığının normal olarak direkt üzerlerine gelmesinden kesinlikle hoşlanmazlar. Bu konuda da Türkiye yanlışlar ülkesi. Yanlışlar ülkesi. Evet. İnekler her zaman ihtiyaçlarını ve isteklerini bize anlatırlar. Kuru dönemdeki ve geçiş dönemdeki ineklere ise biraz daha geniş yer verelim. Onlar gebe oldukları için, hatta doğuma yakın oldukları için, karınları da genişlediği için daha gevşek, daha rahat bir yerde olmalıdırlar. Geniş yere kesinlikle ihtiyaçları olduğunu bilelim ve gözleyelim. Aslında kurudaki hayvanlar, yani sağılmayan hayvanlar ve doğuma yaklaşmış hayvanlar sürünün en değerli hayvanlarıdır. En çok dikkat edilmesi gereken hayvanlardır. En değerli ve en çok dikkat edilmesi gereken hayvanlardır. Lütfen bunlara özel itina gösterelim, özen gösterelim. Bu dönemde yapılan hatalar, bu dönemde yani kuru dönemin içerisinde ve geçiş döneminde, yani geçiş dönemine doğuma az kalmış, doğuracak ve süte geçecek. Kuru dönemden süte geçecek. En zor günleridir ineklerin. Doğum yapacak. Büyük bir stres içerisinde. Bu dönemde hata yaparsak, serinletmezsek, benim dediğim şekilde yem vermezsek, rahatsız bir şekilde kuru dönemi geçirtirirsek, zincirleme kazalar ortaya çıkacaktır. Zincirleme kaza. Yani öyle bir kaza olacak ki birbirini tetikleyecek. Kalabalık, sıkışık, kuru dönem padokları, kalabalık ve sıkışık kuru dönem padokları doğum sonrası daha çok metabolik hastalıklara yol açıyor. Bununla ilgili de çok çalışma var. Evet, çok çalışma var arkadaşlar. Kalabalık kuru dönem barınakları doğum sonrası da düşük süt verimine sebep oluyor. Bakın, yani hayvanlar iyi süt versin diye uğraşacağız. Düşük süt versin diye uğraşıyoruz biz ülkede. Böyle bir ülkedeyiz biz. Evet. Durum bu. Birkaç çiftlik hariç, ne yazık ki o çiftlikler çok az.
Biz hayvan konforuna, hayvan refahına dikkat etmeyen ve hatta bunun ne olduğunu da bilmeyen bir ülkedeyiz. Ne yazık ki durum bu, ne yazık ki. Evet, zaten ineklerin bir şekilde, herhangi bir şekilde hasta olması büyük bir refah sorunudur. Hasta inek refahını kaybetmiş. Doğum sonrası hastalıkların da kuru dönem bakım beslemesiyle yakın ilişkide olduğunu unutmayalım. Doğum sonrası yaşadığınız 12-15 civarında hastalık var. Bunların da kuru dönem bakım beslemesiyle çok yakından ilgisi var. Doğum sonrası ilk 60 günde herhangi bir sağlık sorunu yaşayan ineklerde döl verimi ise çok kötü etkilenmektedir. Doğum sonrası yani lohusalıkta diyor. Lohusalıkta bakın liste şu anda gözüküyor. Ondan da bahsedeceğim. Doğumdan sonra lohusalığın ilk 60 gününde bir hastalık geçiren inekler %8 oranında daha kötü döl tutuyorlar. Yani %8 oranında döl tutma oranı düşüyor. Birden fazla hastalık geçirenler de ise sonradan %16.7 oranında daha düşük döl tutma oranı görüyoruz. Yani döl tutmayı da çok etkiliyor. Döl tutma oranını da çok etkiliyor. Doğum sonrası 60 gün, doğum sonrası lohusalığın ilk 60 günü bir eziyet gördüyse, doğum sonrası ilk 60 günde yani lohusalığın ilk 60 günde bir sorun yaşadıysa sonra o sorun onu takip ediyor. Yani özet olarak doğumdan sonra ilk 60 günde, ilk 2 ayda ineklerin hastalık geçirmiş olmaları çiftlikte büyük 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 zararlara yol açıyor ve hatta lüzumsuz yere bu hayvanları çiftlikten çıkarmak ve hatta daha kötüsü kasaba göndermek zorunda kalıyoruz. Mecburi çıkarma diyoruz. Kasaba gönderme zorunda kalıyoruz. Büyük büyük kayıp. Büyük kayıp. Doğurmuş, süt verecek. Beklemişiz o kadar. Süt veriyor ve biz onu ilk 60 günde hasta olduğu için kasaba göndermek zorunda kalıyoruz. Bu da büyük bir sorun arkadaşlar. Zararın büyüğü. Zararın büyüğü. Evet. Değerli dostlarım, konumuzun sonuna geliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız kötü alışkanlıklara artık bir son verelim. Şimdiye kadar yaptığımız tüm kötü alışkanlıklarımızı terk etmeliyiz. Ha böyle diyorum da terk mi ediyoruz? Hayır. Alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Alışkanlıkları terk edemiyoruz. Ama gayret edelim. Düzeltmeye çalışalım, alışkanlıklarımızdan vazgeçmeye çalışalım. Şu ana kadar yapılan yanlışlar devam etmesin artık. Ha bunu böyle söylediğime bakmayın, gene devam edeceksiniz siz. Ama devam etmeyin. Çünkü hep zararınıza. Şu ana kadar yaptığınız her yanlış sizin zararhanenize yazar. Evet. Yıllardır ülkemizde yapılmakta olan uygulamalara baktığımızda ki ben bunları çok görüyorum. Bugüne kadar ne yapılıyorsa tam tersini yapmak gerekiyor değerli arkadaşlarım. İneklere konfor sağlarsak biz daha konforlu yaşayacağız. Çünkü daha çok süt verecekler, daha çok yavru verecekler. Süt verimleri artacak, döl verimleri artacak. Bize para kazandıracaklar, biz daha mutlu bir hayat yaşayacağız inekleri mutlu edersek. Bugüne kadar ne yapıyorsanız, inanın öyle, ne yazık ki durum bu. Bugüne kadar ne yapıyorsanız, ne uyguluyorsanız tam tersini yapın. Bu anlattıklarımın sonunda cümle bu. Yıllardır ülkemizde yapılmakta olan uygulamalara baktığımızda bugüne kadar ne yapılıyorsa tam tersini yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Durum bu. Evet, size sütçü sığır işletmelerinde sürü yönetiminin küçük bir bölümünü anlattım. Bu bölüm hayvan konforu idi. Ve düşünün, programın bütününü içerisinde size hep hayvan konforundan söz ettim. Öneminden söz ettim. Lütfen inanın,
yapın, göreceksiniz. İnekleriniz de mutlu olacak, sizler de mutlu olacaksınız. Değerli dostlarım, hepinize selamlar, saygılar, bereketli ürünler diliyorum.